edebilirsiniz. Merhaba. Bugün resim okumalarının 13.sündeyiz. D5 Sanat Ortamı ile Kültürhane İşbirliği içerisinde gerçekleşiyor bu program. Bu programın bu kadar uzun süre destekçisi anlamında Kültürhane'ye özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu programda yine sürekli katılımcı olarak arkadaşımız Şeref Erol var, hoca. Ve onunla biz bugün Vermeer'i tartışacağız. Vermeer'in resmi üzerinden bir okuma yapacağız. Yalnız bu program bir Anadolu kültür, mitos, İvi, girişim olan Stiftung Mercator ve European Culture Foundation tarafından finanse edilen Vaha Konsorsiyum'un desteğiyle gerçekleşti. Bize bir anlamda nefes oldular. D5 olarak çok çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda şu anda yayın masa başında Kader Demirtaş arkadaşıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizi yayın süresince şey yapacak, destekleyecek. Tabii 13.sü oldu. En son Şeref Hoca'yla 12.10'da bırakmıştık. Ondan sonra bayağı bir gelişmeler oldu. Ahmet Yeşil Sanat Galerisi açıldı Mersin'de ve o yoğunluk aşamasında biraz ara verdik Şeref Hoca'yla. Ve orada Ahmet Yeşil'le 11.sini gerçekleştirdik yine Kültürhane İşbirliği'yle resim okumalarının. Sonra 12.sinde de Ahmet Yeşil resimsel analizlerini gerçekleştirdik. Ve Şeref Hoca'yla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onun dışında da önümüzdeki derste de Louis David'in yani neoklasik döneme geçerek barok dönemi kapatmış olacağız. Böylelikle modern sürece geçme noktasını David'den sonra da modern döneme geçme bağlamına ulaşmış olacağız. Öncelikle resim okumaları meselesini bu aradan sonra tekrar bir giriş yapmak istiyorum. Yani resim okumaları derken ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında burada internette bilinen sanatçının özgeçmişi, sanat nesnesinin künyeleri ve sanat nesnesiyle ilgili okumalar mevcut. Ama bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bilim, sanat, felsefe bağlamında bir sanat nesnesine ve çok katmanlı bir yaklaşım ortaya koyabilir miyiz? Bunu yaparken de işte sanatçı pratikten gelen iki arkadaş olarak biz sanatın iç meselelerini ve varlık alanını, iç dinamiklerini zaten kendi pratiğimizden de kaynaklı olaraktan özdeşleyerek bir takım analizler yapıyoruz. Onun dışında da dönem anlamda sanat tarihi bağlamında dönem sanatçıları, dönemin zamanın ruhu diyebileceğimiz süreçler. Onun dışında da ağırlıklıdır Şeref Hoca'nın da katkısıyla o dönem felsefesi üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bunları paralel okumalar olarak düşünmesi gerekiyor. Bizim buradan yapmaya çalıştığımız şey doğrudan betimlemeci şekilde bir resmin analizi olmaktan çok dönemi içerisinde paralel süreçler koyarak ayların derinlemesine yardımcı olmak. Yoksa doğrudan ve dikine bir sanat nesnesinin içerisine girip onun içinde betimleyici ya da başka yapılan tarzda bir şey yapmak amacında olmadık. Bugüne kadar aslında Vermeer dönem açısından bakıldığında barok resminin üzerine çalışmalar yaptık. Velázquez'i yapmıştık. Nedimeleri. Rembrandt yaptık. Ve daha da geriye gittik. Sıralamalarımız şeye bağlı kalmadı. Tarihsel sıralamaya bağlı kalmadı. Leonardo'yu yaptık. Leonardo da Vinci'nin Kayalıklar Bakiresi'ni yaptık. Ve Sistine Şapeli'ni yaptık. Bunları niye söylüyorum? Çünkü aslında hani Vermeer'in
neden vermeyeli seçtiğimizle ilgili süreçler meselesinde benim kişisel mecramda da hani bunların karşılığı var. Bunlardan yani bunun vermeyenin olmasının ben doktora tezimde zaman mekan çalışmıştım. Mekan çalışmıştım. O mekan çalıştığım süreç içerisinde tabii ki Vermeer'le buradaydık. Çünkü Vermeer bir enteryör uzmanıydı. Ve ondan kaynaklı olarak da bir proje yapmıştım. Bu mekan meselesine bağlı bir proje yapmıştım. Orada da vakainamesiz mekanlar diye bir başlıkta öznelerin içinden atıldığı, mekanın sunulduğu resimler yapmıştım. Ondan dolayı da iki tane resmi terazili kadın ve dikiş diken kadın adlı iki işini de fiilen kopyalayarak yenip o projenin içerisinde de Vermeer'in resmini ele almıştım ki o zaman yani kafamda çok kalıcı şekilde Vermeer'in yani kopya çalışırken onun yaptığı ya da izlediği izden hareket ederekten ressam pratiğinde ve o teknik dünyanın bir problem anlatırken ki yaşadığı süreçlerle neredeyse özdeş bir süreç yaşadığımda da Vermeer'in ben de kalıcı izler olduğunu itiraf etmeliyim. Bu meseleye hani böyle bir giriş yaptıktan sonra kişisel bir giriş yaptıktan sonra sürece geldiğimizde ise neden hizmetçi ile mektup yazan kadın, mektup yazan hizmetçi resmini seçtiğime dair de bir şeyler söylemek istiyorum. Çok popüler bir resmi aslında gündeme getirmek istemedim. Çünkü gerçekten Vermeer'in resimleri çok biliniyor ve özellikle İnci Küpeli Kız neredeyse Mona Lisa kadar biliniyor. Ve filmden sonra da daha da popüler oldu. Onun dışındaki diğer resimleri de çok bilinen ve o bilinen resimleri şey yaparak eleyerek bilinmeyen bir resmini ama bu arada da bizim bize malzeme vereceğini düşündüğümüz meseleler üzerinde durabileceğimizi düşündüğümüz içerikleri de göz önünde bulundurarak bu resimde karar kıldım. Şeref Hoca da sağ olsun kırmadı. Bu resim üzerine bir düşünsel akış gerçekleştireceğiz. Şimdi eğer resmi Şeref hocamız şey yaparsa, yayına koyarsa ben aslında bir giriş yapmak istiyorum. Resmin birazcık da hem üstünde konuşarak hem de künyesinden hareketle anlatarak. Bu arada özellikle de özellikle hani vurgulamak istediğim şey bir dizge var aslında. İşte o zaman şey mekan meselesi hep kafamdaki olan mesele. Dolayısıyla Vermeer'in farkı, diğer sanatçılardan farkı büyük sanatçılarla bağlayan şey aslında bu kamera obskura ile olan ilişkisi. Bu kamera obskuranın da bir geriye doğru gittiğimizde Leonardo'nun Kayalıklar Bakiresi adlı resimde de karanlık bir kutu kullandığını biliyoruz Leonardo'nun ve aslında oradaki resimsel sahne de sanki ikinci bir mekan yaratılmış duygusu veriyor. İşte daha önce de çok üstünde durduk. Deep Shock dediğimiz mesele noktasında o özellikle Ariel perspektif meselesi orada çok önemliydi ki Leonardo'yu diğer sanatçılardan ayıran büyük şeyi teknik buluşu sfumato tekniğini orada anmamız gerekiyordu. Sonra Michelangelo gelip Sistine Şapeli'nde görünen olan resmin teknik olarak yüzeyde durduğu yerdeki eğri olan yapıyı Sistine Şapeli'nde aşağıdaki bakışta, izleyicinin bakışında o kusuru ortadan giderecek şekildeki problem çözme biçimi, mimarinin yarattığı sorunu
görsel bir meselede çözümlemesi bize bir sonraki barokta sfumato, pardon özür dilerim, Pitorex dediğimiz tekniği ortaya koyması. Pitorex'te de subjektif estetiği ortaya çıkaran işte resmin normalde yarım kalması ama izleyicide tamamlanması meselesi vardı. Ve dolayısıyla aslında şey bütün parçalanmıştı. Parçalanan bütün izleyici tarafından kuruluyordu. Bu bütünün parçalanması meselesi aslında Vermeer'de daha da yoğun hale geldiğini görüyoruz. Çünkü bu yoğun hale gelen şey, boyut bizde yani bugünden baktığımızda fotoğrafın foton olarak yani fotoğrafın ışığın yaptığı resim olarak düşündüğümüzde foton yağışı diyebileceğimiz türden bir incelikte bir piksel diyebileceğimiz bugün teknoloji açısından artık sıradan olan şeyi o gün için onun kavradığı noktayı ne yapıyoruz görüyoruz. O yüzden de aslında yani şeyin kamera obscura üzerinde özel durulması gerekiyor Vermeer açısından. Çünkü Vermeer'in resimlerinde resimlerindeki yarattığı etki diğer ondan sonraki dönemler açısından yavaş yavaş fotoğrafın doğuşuna neden olacak. Çünkü şöyle bir şey var yani fotoğraf makinesinin doğuşuna neden olacak. Aynı zamanda empresyonizmin doğuşuna neden olacak. Çünkü nasıl Rönesans'ta Dürer'in resimlerinde ortama ait rengin neredeyse dolaştığı sulu boyalarının biz empresyonizmin ilk örnekli olarak düşünüyorsak Vermeer'de de kıyafetlerde, duvarlarda bir sürü rengin yavaş yavaş dolaştığını, sadece onun dolaşmadığını, söz konusu fırçanın aslında izini kaybettirerek sanki bir yani büyük bir fırça kılcallarıyla boyar malzemenin pigmentinin her birinin bir ışık küreciği halinde resim yüzeyinde hem kendini temsil ettiğini hem de vuran ışığı parçalayarak dolaştırdığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bu teknik başarı bize neredeyse ön empresyonizm diyebilecek kadar da bizi geriye götüren bir boyutu var. Kamera obscura'nın yani dünyayı hani kopyalama biçimi ve oda karanlık oda olarak karanlık oda dünya ve içerisi ve dışarısı olarak dünya metaforunun düşünsel yapıya da çok etki ettiğini açıkçası söylemek gerekir diye düşünüyorum. Bu yapı bize mesela Kant'ın düşüncesine yani bu aslında bu odayı biraz açıklarsak Kant'ın düşüncesine gelmek isterim. Yani bir oda düşünün, karanlık bir oda ve bu odanın bir içerisi olarak bir avatar niteliğinde bedenin içinde girdi, beden bile girebiliyor çünkü büyük karanlık odalara ve o odanın içerisinde olan bir iç dünya var, karanlık odanın bir de dış dünya var. Bu iç dünya ve dış dünya metaforu aslında şeyde Kant'ta numen fenomen kavramlarının belki de ne yapacak? Şeref Hoca buralarda zaten eminim biraz daha yoğun duracak. Bunlara da arka planı oluşturacak kadar kamera obscura'nın hani aletle aygıt arasında Fuster'in söylediği aygıtlaşan mekanizmayı bize söylüyor. Yani resim olarak baktığında ressam eliyle, bedeniyle hani Valer'in dediği bağlamda düşünürsek ressam bedenini katar diyor resme Valer'i. Evet gerçekten kusursuz bir görüntüyü bedenini katarak yapan bir Vermeer ile karşı karşıyayız. Ama ortaya çıkan sonuç bugünkü fotoğrafın piksel dediğimiz
noktada böyle noktacıkların, en ufak noktacıkların ama bu arada kesinlikle dijital değil, analog olarak diyorum. Çünkü boyar malzemenin elde edildiği bir yapının kusursuz bir görüntüsüyle karşı karşıya kalıyoruz. Yaparken alet eylemselliği içinde olan Vermeer'in geri dönüşü, yani tuvalden gelen geri dönüşü bize aygıt niteliğinde bir pratik koyuyor. Biz bunu nasıl bu şekilde ifade ediyoruz? İşte bence bu kamera obskura'nın dünyayı modellemesinin olanakları olarak bize bunları konuşturuyor. Bu giriş niteliğinde bir durum ortaya koymuş olduk şimdi. Ben resme giriş yapmadan önce Şeref Hoca bir giriş yapmak ister mi acaba? Yok, buyurun hocam. Yani Ha, evet, resme o zaman girebiliriz artık. Yani bu resim hizmetiyle mektup yazan kadın 1670 tarihli, yaklaşık 72 santime 61 santim boyunda bir resim. Küçük bir resim. Zaten çok büyük resimler değil Vermeer'in resimleri. Ve çok zor bir teknik kullandığı için de çok az resim ürettiğini söyleyebiliriz. Toplamda 66 resim ortaya konuyor 1200 yıl sonra, ama sonra bunun 35 tanesinin onun olduğunda uzlaşılıyor. Yani elimizde 35 resimden bir tanesi bu resim. Ve kendisi zaten hani 1632'de Delft'te doğuyor. 43 yaşında ölüyor. Yani çok genç yaşta ölüyor. O yüzden de belki birazcık resmi de az bırakmış oluyor. Aslında defte olduğu için de çok hayatı çok ne diyelim popüler değil. Çok büyük çocuk sahibi olan biri. Ekonomik zorluk yaşıyor ama ona rağmen de hamileri tarafından da korunduğu için de özellikle boyar malzeme konusunda hiç de çekinmediğini saptıyor sanat tarihçiler. Burada hani boyar malzeme niye önemli? Çünkü hala mesela lacivert dediğimiz rengin Afganistan'dan geldiği düşünülürse ve onun işlenmesi ve diğer süreçleri ya da işte hani kullanım değerinin hala boyanın estetik değeri hani etkilediğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Tipik bir Vermeer resmi, iç mekan resmi. Çünkü şöyle şey yaptığımda, sıralama yaptığımda Vermeer'in yaşamı, eseri, barok dönemi ve iç mekanı. Barok resmi üzerinde aslında biz bayağı durduk. Burada tekrar onları tekrarlamanın şeyi yok. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Pitoreks dediğimiz kavramın çok ötesine geçmiş durumdayız. Çünkü artık dünya bir mercek arkasından izlenen, daha hassas bir süreçte gözlemci nitelikte bir dünya var söz konusu Vermeer'in bize sunduğu. Bu sunduğu dünya aslında optiğin olanağında bize ne yapıyor? Bir boyut kazandırıyor. Biz aslında normalde gördüğümüz bir dünya değil. Gördüğümüz dünya dediğimizde aslında perspektifin olanaklarıyla kurulmuş, durağan, statik bir mesafe koymuş bir harita gibi duran Rönesans'tan sürekli titreşim halinde, sürekli hiçbir şekilde durağan olmayan, ışığın sanki resmin içerisinde sürekli akan, boca edilmiş bir ışığın akışını biz görmeye başlıyoruz. Yani parçalar da o Pitoreks içerisinde, Pitoreks diye belirlediğimiz Rembrandt'ın diğer dönem sanatçıların Caravaggio'nun ve diğerlerinin şeyin içerisinde, karanlıkların içerisinde parça parça gelen şeyleri algılayan gözün hareketli hale gelen gözün daha da hareketli hale geldiğini görüyoruz ve bu hareketi teğelleyen tek şeyin aslında ışığın birleştirdiğini görüyoruz. Yani ışık her şeyin gizli öznesi. Yani
biz enteryer olarak, mekan olarak bakarsak aslında bu boşluğun kendisine, hani işte felsefede esir denen ama plastik sanatlar alanında perspektifus denen, yani kendini sunan boşluğun varlığında ortaya çıkan durum bizde aslında bir foton yağışı duygusu veriyor. Bunu nasıl sağlıyor diye düşünürsek, işte dediğimiz gibi pigmenti son derece şey hale getirip, noktacık hale getirip, atomize edip, atomize pigmentle atomize olan fotonu üst üstüne getirdiğini görüyoruz. Şimdi soldan bir resme şöyle baktığımız resim ikiye bölündüğünde, resmin sağında öznenin bir tanesi, yaklaşık ortasında da diğeri geliyor ama gizli özne soldan geliyor. Yani ışık, ışığın yaptığı etki ve bu ışığın etkisinin karşısında sürekli bir karanlık durum var. Yani ikili bir yapı var, bir karanlık bir şey ve tabii bu hani ışığın ortaya çıkmasının gerekçesi de zaten gölgenin varlığı. Yani ışık gölge meselesi, baron çok asal meselesi ve dolayısıyla bizi ilk karşılayan şey perspikus. Ama nasıl bir perspikus? Boşluk duygusu, gerçekten kendini geri çeken ama kendini geri çekerken de ışığı ve ışığın dolaştığı boyutu ortaya koyan bir perspikus. Ama bu perspikus da dikkat edersek Turner'da ya da empresyonizm gibi yüzeye tutunan ve yüzey üzerinde titreşim yapan, yani önde bir yüzeyde yapıp önden arkaya doğru gözümüzü kısarak elde ettiğimiz noktaya kadar olgunlaşmış bir pratik değil. O duyu alanları içerisinde gözü kastırarak izleten empresyonizmin başlayacağı yerin ilk başlangıç noktaları, işte o Pitorex Fumato Ariel perspektif dediğimiz parçalanan bütünden ikinci aşamaya geçmiş durumdayız. Büyük aşama. Bu aşamada da artık foton yağışlarının aşaması. Şimdi burada aslında kompozisyon açısından bakın dönem hani rasyonalize bir olan bir bağlam olarak resmi görebiliriz akılsal anlamda, aklın egemenliğinde. Çünkü optik olan bu kadar egemen olduğu anda rasyonel olan, akılsal olan da tam boyutuyla devreye girecek. Ben mesela buradaki bu gerçekçiliğin aslında önümüzdeki 100 yıl sonra içinde ortaya çıkacak o aydınlanma felsefesi ve neoklasik dediğimiz noktaya getirecek bizi. Orada da şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Neoklasikte nasıl romanın, insanın, küçük insanın hayatı özne anlamında öne çıkacak ve o özne olarak öne çıkacak süreçlerin de işareti olarak günlük yaşamın bu şekilde, evin içindeki günlük yaşamın bu şekilde devreye girmesi de bizim için anlamlı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Resme baktığımızda konu nedir? Konu hizmetçi ve mektup yazan biri. Bu mektup yazan biri içeriye değil dışarıya referans veriyor zaten. Toplumsal bir bağlama işaret ediyor. Ama asıl sorun bir iç dış meselesi gene burada var. Bakın burada pencerenin olması bu mekanın bize bir kamera obscura meselesi haline getiriyor. Yani pencere bir ışığın dışarıdan içeri geldiğini, bir iç dünya, yani evi de bir dünya olarak kabul edersek aslında bir iç dünya duygusunun verdiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Evet, Şeref Hoca bize kamera obscura'yı getirdi. Delik olan ışığın girdiği mekan bize metafor olarak kesinlikle pencere.
o kamera obscura'da o merceğin bize sunduğu şey doğrudan dünyanın bizatihi kendisi. Dünyanın bizatihi kendisini belgesi anlamında kamera obscura yaparken bunun aynısını Vermeer evin içerisindeki haller, evin içerisindeki hale gelişler ve süreçler olarak bize ne yapıyor? Bir günlük yaşamın dokümantasyonunu veriyor. Şimdi işte burada yine örnek olarak görüldüğünde İnci Küpeli Kız bize aslında... Hocam kusura bakmayın ben tekrar aynı resme geçmek istiyorum ama istediğiniz resme gelebilirim. Yok burada birazcık kalalım mesela İnci Küpeli Kız'la onun arasındaki farkı söz konusu edersek. Peki. Aslında yakın planda diğer her şeyi bir Ubaruk resminin bildiğimiz karanlığın içerisinden gelen ışık hüzmelerini biz burada doğrudan yakalıyoruz. Burada mekan meselesini ya da boyutlar meselesini bedenin üzerindeki kat edişlerde ne yapıyoruz? Görüyoruz. Burada her şey askıya alınmış. Bütün odak figüre doğru yönetilmiş. Bu tabii şöyle bir şey de düşünmek gerekiyor. 13. yüzyılda Vermeer'in aynı ülkeden olan Van Eyck'ın yağlı boyayı bulduğu ve o ince detayları güneydeki İtalya resimlerine göre daha detay koyduğu bir kültürel background'u düşünürseniz buradaki incelik, buradaki zerafet, buradaki teknik başarının arkasında o kültürel background'ı ne yapmamız lazım? Yüklememiz lazım. Bir geriye gidersek hocam diğer mekanlardan hareketlerle. Evet yine görüyorsunuz günlük yaşam yani bu günlük yaşam içinde bulunduğun hayatın durumu, mekanın kendisi ve içerideki nesneler o nesnelerle kurulmuş dünyaya dair bize ne diyelim etnografik bir belge niteliğinde aslında buradaki şeyler ve ressam kendini yine resim yaparken resmediyor. Burada mesela yine ışığı meselesini göz önünde aldığımızda kamera obscura benzeri bir mekanı ne yapabiliriz? Görebiliriz. Yani aslında şöyle demeye çalışıyorum. Peep shop dediğimiz sanki şeyin içinden bakıp kameranın içinden baktığımız bir yapının aslında karşımıza resim olarak konduğu gibi. Çünkü gerçekten resimlerine baktığımız zaman Vermeer'in dünyayla iç mekan arasında ciddi bir iç monolog şeklinde bir bakış açısını görüyoruz. Burada onun ne diyelim evcimen bir insan iç dünya çünkü çok da dış şey peyzaj yaptığı söylenmiyor. Günlük hayatın akışıyla ilgili süreçler var. Şimdi yine burada mesela bir enstrüman çalan evin hanımıyla hizmetçi arasında gene bir mektup ilişkisi var. Bir an böyle mektup eline geçiyor ve ilk tepkisi verenin ilk tepkisi ve alanın ilk tepkisini görüyoruz. Bu ilk an bize bir enstantane aralığı sunuyor. Bu enstantane aralığı dönem açısından çok önemli. Yani bir anlık, bir anı yakalamak, zamansal anlamda sadece ışığın dolaşım anlamda mekandaki halet-i ruhiye inşası değil, aynı zamanda o halet-i ruhiye inşasının portreler üzerinde, insan bedeni üzerinde, beden dili üzerindeki kat edişlerini de özellikle önemsendiğini ne yapmak lazım? Değerlendirmek lazım. Tekrar resme doğru gelirsek hocam. Aslında bu resim yani bu resmin az önce söylediğim gibi fotoğrafla olan ilişkisi meselesi
bize ilginç ipuçları veriyor. Yani deniz makineler diyor, teknik olmadan önce sosyaldi diyor. Yani bu ne demek istiyor aslında? Diyor ki bir makineye ulaşmadan önce aslında şeyin içinde, insan hayatının içerisinde makina düzey olarak var. Az önce söylediğim şeye geri dönersek, William Fuster'in aletle aygıt arasında, onu Deniz burada bir defa daha tekrarlamış oluyor bize. Çünkü burada ciddi bir montaj olduğunu söylemek istiyorum. Aslında montajdan kastım şu, şeyde Crary yine Deleuze'le bağlantılı, yani montajı asamblaj olarak belirtiyor ve eş zamanlı ve birbirine ayrılmaz bir biçimde hem bir makine montajı hem de beyanların montajıdır diyor. Hem kendisi hakkında bir şey söyleyen bir nesne hem de aynı zamanda kullanılan bir nesnedir. Bunu Camera Obscura için söylüyor tabii ki. Montaj söylemsel oluşun maddesel uygulamalarla iç içe geçtiği bir yerdir diyor. Dolayısıyla Camera Obscura ne teknolojik ne de söylemsel bir nesneye indirgenebilir. Camera Obscura metinsel yönüyle makine olan yanı birbirinden ayrıştıramayacak karmaşık bir sosyal alışımdır diyor. İşte bu sosyal alışımın bence plastik sanatlar yönünü vermeyeli olarak düşünmeyi öneriyorum. Çünkü burada ışık dediğimiz şey bir gerçeklik, bir gerçek değil bir gerçeklik. Çünkü ışığın bir bilim yönü var, ışığın bir felsefi yönü var, ışığın bir sanat yönü var. Dolayısıyla bize burada gösterilen şey bir resmin olanağında teknik düzeyler bağlamında zamanın ruhunu yakalamış, bu üç meseleyi birbiri içerisine yedirmiş bir Vermeer'den ne yapabiliriz? Bahsedebiliriz. Burada resmin meselesi, hikayesi bence anlamlı hikayesi. O da bir ev hayatı anlamında bir anlamlı. Buradaki konu edilen günlük yaşam meselesi, ev meselesine baktığımızda arkadaki resim işte Nil'den yazmıştım. Şeyle ilgili, Musa ile ilgili bir resim. Musa'nın Nil'e bırakılması ile ilgili bir resmi anlatıyor. Bu resmin orada yer alması, bu düşünce şey, bu inanç sistemleri anlamında bu aileyle ilgili bir işaret sayılabilir. Ve etnografik diyorum, özür dilerim. İçerideki nesnelerin içinde yer alan kumaşlar, dokumalar bizi başka yerlere işaret edebilir. Örneğin iki resmi için Türk halılarının kullanıldığını iddia ediyor Profesör Nurdan Perdahçı. Johannes Vermeer'in içinde Batı Anadolu halılarının olduğu iki resmi üzerine inceleme başlıklı bir metin çalışması var Nurcan Hoca'nın. Doğrudur. Holbein'in halılarının biz şeyle ilgili olduğunu biliyoruz. Türk halılarıyla ilgili. Bunun dışında sol tarafta kurşunlu vitray görüyoruz camda. O kurşunlu vitrayda da bir takım, hep kurşunlu vitray biliyorsunuz ışık resmi demek. Ve tarihsel anlamda ışığın ambiyans anlamda, bir atmosfer anlamda bir şey yapması, içeriği anlamlandırması, bir de içerinin dışarıdan gözükmemesi, dışarının içeriden gözükmemesi anlamında da bir neyi var, işlevi var. Onun dışında yerdeki şeyler, kareler, Öklütyen meseleyi hatırlatırcasına bütün o iç mekanı bize, iç mekan içindeki tutarlık derinliği geometrik bir sistemde bize ne yapıyor, sunuyor diyebiliriz.
O zaman biraz yapıp ben sözü şey yapacağım, Şeref Hoca'ya vereceğim. İyice uzattım. Şeyi Şeref Hocam açarsan Hamilton'ı, Hamilton'ın şeyini. Şimdi bir ev, bir iç mekan söz konusu. Burada da bir iç mekan, pop art sanatçısı Hamilton'ın işi ve bu resimde resmin başlığı bugünün tam olarak bugünün evleri bu kadar farklı ve çekici kılan nedir sorusu. Burada da bir günlük yaşamın dili söz konusu. Orada da bir günlük yaşamın dili söz konusu. Orada vitraylarla bölünmüş bir ev, yani Roma'da bölünen ev, kamusal alanla özel hayat arasında bölünen ev, yani aynı zamanda bir evin içinde hem kamusal alan var hem de özel alan diye ayrılmış ev ve bu o evden Vermeer'in evine geldiğimizde işte bir burjuvanın evine geliyoruz. Hizmetçisi olan, kölesi olan değil Roma'daki gibi, hizmetçisi olan bir eve geliyoruz. Burada ise modern bir eve geliyoruz ve modern evdeki nesneler bize bu dünyaya dair, az önce çok sade bir masa ve sandalyenin olduğu, arkada bir resmin olduğu evden böylesine bir eve ne yapıyoruz? Ruhul ediyoruz. Şimdi bu evde yani eşyanın aslında veya mekanın zamanın ruhuyla nasıl bağlantılı olduğunu da nedir? Açıkça ortaya koyuyor. Ben bu resmin üzerine tekrar bir girişimde bulunmak istemiyorum. Sadece bağlamla farkı gösterip sözü Şeref Hoca'ya bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bir süre yine bağlantıdan çıkayım istersen şeyden paylaşan. Tabii. Olur mu? Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de notlarımı tekrardan düşme olanağı elde ettim kimi ifadelerinizden dolayı. Özellikle en son belirttiğiniz işlenin bağlama göre ya da mevcut duruma göre yapının değişmesi, yani temsiliyet yapısının değişmesi. Bir yerde Kant'tan bahsettiniz, belki birazcık İngilizce yapıyorum çok uzatmadan. Şimdi öncelikle şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum ben. Yöntem olarak hep şunu önerdiğimi hatırlatmak istedim. Dil ve dünya özdeşliğinden uzaklaşmak. Yani dili unutmamak, dilin aracılığıyla ya da bir temsiliyetin aracılığıyla bütün dünyayı kavradığımız ya da modellediğimiz ya da işte tesis ettiğimiz vesaire neyse. Bunu farkındalığıyla yaklaşmak. Böylece ne diyoruz temelde? Dilin üzerine konuştuğu yapı ya da temsil ettiği yapı ya da düşüncenin üzerine düşündüğü ya da düşüncenin düşlediği ya da tasarımın ya da tesisin tasarlanan, kurulandan olan ayrımını ihlal etmek. Sembolle sembolize edildiğini birbirinden ayırmak. Şimdi dolayısıyla üzerine konuştuğumuz dilimiz düşüncemiz bakımından üzerine konuşulan ve düşünülen olarak dünya yine dil haline gelecektir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Biz resim üzerine konuşurken zaten bir dilsel örgütlenmenin sembolü olarak en kaba hali, çok kabaca bir özetlenme. Kabul edeceğimiz resim de birdenbire bizim için dünya haline gelecek. Burada dille dünya ayrımından bahsederken ya da zihin, düşünce ya da işte onun temsil ettiği ayrımından bahsederken kendi adıma bu ikisi arasında tam anlamı bir ontolojik kopuş olduğunu düşünmüyorum. Yani o düzeyde bir dualist yaklaşımla konuya yaklaşmıyorum. Demeye çalıştığım şey açıkçası aslında temsil edenin de fiziksel olduğunu kabul ediyorum. Kendi adıma söylüyorum bunu. Temsil edenin de fiziksel olduğunu kabul ediyorum. Fakat şöyle bakıyorum. Bir temsil, bir fiziksel düzey var ki, bir fiziksellik düzeyi var ki bir noktadan sonra başka fizikselleri ve kendi fizikselliğine dahil olmak üzere başka fizikselleri temsil edebiliyor. Projekte edebiliyor da onlar üzerine bir tasarım ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla burada kastettiğim şey aynı dünyanın işte bir yapının daha karmaşık olarak diğer dünyayı
kendi dışında olarak bilmesi. Yani bilinci kastediyorum aslında. Bilinçli hayvan olarak insanın dünya üzerine sanat, bilim, felsefe en genel çatısı altında temsiliyetler ya da tesisler kurulması diyelim. Şimdi bu geniş bağlamı daraltacağım. Özetle şunu demiş oluruz. Dilin grameri bir bakıma, burada ama dilin gramerinden kastettiğim şeyin aslında temel bir mantıksal yapı olduğu açıktır diye düşünüyorum. Dilin grameri bir bakıma dünyanın, yani temsil eden olmak bakımından dünyanın grameri olarak karşı çıkıyor ki her bir bireysel ifademiz, her bir bireysel sözümüz, bir boyama olabilir, bir yontu olabilir, bir yazılı metin olabilir ya da bir tavır davranış olabilir. Her bir bireysel ifademiz bu kalıcı biçimin olanağında, bu kalıcı arka plan olanağında bir özgürlük alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu olanaklı dünyanın içinde bir özgürlük alanı. Yani bir şeyin tekil olarak, birey olarak ortaya çıkmasının olanağı olarak bütün bu tüm yapı. Özetle bu bağlamda tümel tekel olanağını ortaya koyduğumda ya da tümel tekil diğer bir deyişle olanağını ortaya koyduğumu söylemiş olmalıyım. Şimdi buradan kalkınarak sizin söylediğinizle ilişkili olduğunu sanıyorum en son ifadeniz olan şeyle, ifadenizden biri olan işte bu iki iç mekan örneği gösterdiniz. Yani biri pop art'tan, diğeri işte barok'tan, bu ikisinin farkını yaratan şeyin ilgili koşullar olduğunu, ilgili arka plan koşulları olduğunu ve bunların da o arka plana bir cevap olduğunu aslında bir bakıma. Hani önemli şey oldu. Ben de aslında buraya çekiyorum yavaş yavaş bahsettiğim şey. Şimdi bu bağlamda aslında Sebahattin Eyüboğlu ile Mazhar İfşiroğlu'nun Avrupa resminde gerçek duygusalda çalışması bir şeyden faydalanacağım. Bizim aslında felsefi düzeyde ve kimi bilimsel çalışmalar olanağında da kabul ettiğimiz bir yapıyı resim sanatı üzerinden anlattığı bir yer bu. İki kavram ortaya atıyorlar bu çalışmada. Durum ve davranış. Hatırlarsınız yani. Durum ve davranış. Şimdi durumu burada onların ifadesi değil. Biraz ben kendi terimlerimi işin içine katarak açıyorum. Buradaki ifadeler doğrudan o kaynaktan değil ama durum ve davranışı anlatıyoruz. Durum mevcut koşulların tamamı aslında. Mevcut koşulların tamamı. Koşullar toplumu bir bakıma. Bu mevcut koşulların birlikteliği ya da bu koşulların ilişkililiği, birbirleriyle olan ilişkililiği. Bunların toplumu. Bu bir durum oluşturuyor. Bir bakıma tüm mevcudiyet. Yani böyle bir şeyi kuşatabilir miyiz? Ayrı konu ama. Bir bakıma tüm mevcudiyet. Kesitler alabiliyoruz. Onları bazen tüm mevcudiyet olarak kabul edebiliyoruz. Bir odanın oda kesiti içinde, sınırlılığı içindeki tüm olanaklar gibi. Şimdi. Tüm mevcudiyet. İlgili konuya ilişkin tüm mevcudiyet. Yani ilgili konuya ilişkin tüm mevcudiyet. Ve buna bağlı olarak söyleyebiliriz ki o zaman bu bir tür olanaklar uzayıdır. Olanaklar uzayı, olanaklar toplumu. Ya da olanaklı olanaklar uzayı, olanaklar mekanı sınırı. Çünkü bize aynı zamanda bir sınır verir. Onun dışına çıkamayız gibi. Her şey onun olanağındadır gibi. Bir epistemik sınır gibi bir tarafıyla da. Bir kavrayı sınır gibi. Şimdi ne demiştik? Durum ve davranış. Davranış ise ya da tavır diyelim buna. Tavır. Bu koşullar toplumunun, yani bu durumun, bu mevcudiyetin, yani bu olanaklar uzayı sınırının içinde meydana gelen bir tekil refleksiyondur davranış. Yani şeylerin örneğiyle yine Sebahattin Eyüboğlu ve Mazhar İfşiroğlu'nun örneğiyle açacak olursak, onlar satranç oyununu örnek veriyor. Mesela bir satranç tahtası üzerinde taşların konumu ve bilmem ne bir durumken, o konuma göre zekanız, bilginiz, deneyiminiz ölçüsünde yaptığınız hamle ise bir davranış gibi. Yani o durumun olanağı gibi. Kabaca böyle bir şey. Sonuçta sanat tarihi, resim sanatının herhangi bir tekil örneğini bir durumun içinden değerlendirmek gibi. Biz aslında bunu en genişte alıyoruz. Bu yani işte felsefi bağlamda, işte mantık, dil, uzayı vesaire dediğimizde çok daha geniş bağlamlarda bilgiler ilişkisi dediğimizde ya da nöral eşleme olanağımızı dünyanın temsili dediğimizde de keza öyle. Ama aslında yapı aynı, yapı değişmiyor. Onu demeye çalışıyorum. Özellikle bu yapısalcılıkla yaklaşıldığını ifade etmişim. Şimdi bu ifadeler aslında nörofelsefe disiplinin içinden de ifade edilen beynin tümel soyut temsilleriyle tekil deneyim temsillerinin ilişkililiğiyle aynı düzeydedir bir bakıma. Şimdi sabit bir arka plan, yani göreli sabittir. Göreli bir sabit arka plan temsil uzayı. Bunlar kavramlar ya da kategoriler toplamı diyelim. Ve bunun olanağı da her bir duyu içeriğinin her bir
hızlı değişen, hızlı alınan refleksiyonun ya da temsilin kategorik ilişkiliği. Bunlar buradaki kimi kategorilere denk düşmesi vesaire. Tekrar edelim o zaman. Durum, göreli sabitler, olanaklar, sınırı, uzayı ve davranışların, tavırların mevcudiyeti. Mevcudiyet, davranışların ve tavırların mevcudiyet kazanmasına olanak veren bir mevcudiyet. Yani şöyle demek istiyorum. Göreli sabit, olanaklar uzayı, tüm olanakların tamamı, mümkün dünyaların tamamı belki Leibniz'in ifadesiyle gibi, tam da dönemin filozoflarından bir tanesi. Ve davranışların, tavırların da mevcudiyet kazanmasına olanak veren bir mevcudiyet, bir arka mevcudiyet. Fiili mevcudiyetlere olanak veren bir arka mevcudiyet. Ki davranış, tavır ise bu olanağın bir etkisi olarak ortaya çıkan bireyleşimler. Tüm olanaklı uzayın bir etkisi olarak ortaya çıkan bireyleşimler. Peki. Şimdi sanat bağlamında bunu dizgeleştiriyorlar demiştik. Orada şey, onlara göre sanat eseri, yani işte Eyüboğlu ve İpsiroğlu'na göre sanat eseri, sanatçı ile dönemi arasındaki ilişkide meydana gelendir. Sanatçı ile dönemi arasındaki ilişkide meydana gelendir. Diğer bir şey, sanatçının bağlı olduğu dönem aslında bir durum. Yani koşullar bütünü. Benim ifademle de olanaklar uzayı sınırı bir bakıma. Ve davranış ise bu olanaklara yönelik sanatçının tavrıdır. Davranışı sanatçının buradaki tavrı, yani eylemi ya da. Aslında onların ifadesi cevabıdır. Bu duruma karşı bir cevabıdır. İşte eser bu cevap olan davranış sonucu arda kalan gösterendir. Böylece üçgeni şöyle kuruyorlar. Bir yerde işte şey var, davranış var, davranış. Bir yerde durum var, bir yerde eser var. Durumdan davranış sanatçı, durumdan koşullar sanatçıya bir gidiş var, yani onu besliyor. Oradan bir eser var, eserden de burası önemli, devre kapanacak. Durum değişiyor, dönüştürülüyor. Burası önemli. Yani aslında durum o kadar da sabit değil. Yani nörofelsefe de bunu söylüyor, nörobilim olanağında. Bu arka plan, sabit arka planlar aslında daha yavaş da olsa plastize olan kısım. Onlar da plastize oluyor. Yol plastize kategorinin içinde diğer durumlar bir kayıt alınıyor diyelim. Şimdi dolayısıyla özetle şunu söylüyorlar. Sanatçıyı da tarif ederken, aslında sanatçıyı da bir kıvama işaret ederken, bunu filozof ve bilim insanı için de söyleriz. Mevcut durumun olanağında bir cevap ortaya koyduğunu söylemek, ilgili kişinin bir cevap ortaya koyduğunu söylemek, o mevcut duruma bir şey kattığını, ona bir eleştiri getirdiğini söylemek, bir diyaloğun da açıldığını söylemek. Yani şunu demeye çalışıyorum. Onu sanatçı yapan şey bir bakıma bir kimi koşullarıyla baroğun içinde olması, kimi koşullarıyla da baroğa da cevap dondu galiba Şeref Hocam. Belki de. Böylece bir hani aşama hocam, daha ilerliyor. Dondu galiba. Bir son cümleniz barağa cevapta sonra cümleniz dondu. Öyle mi? Şu an duyuluyor muyum? Duyuyorum. Evet. Peki. Yani şey, baroğa bir cevap olarak mesela sanatçının durumu o zaman hem baroğun o durumunu üzerinde taşıyacak hem de ona bir alternatif bir şey söyleyecek. Ona bir şey ekleyecek. Ki onu bir sanat tarihinde işaret edebilirim. Bilim tarihi içinde kimin bilincinin etkini ya da felsefe tarihinde felsefecinin etkini bu şekilde işaret edebilirim. O zaman davranış bu olanaklara yönelik sanatçının tavrıdır dediğimizde, cevabıdır dediğimizde, eser bu cevap olan davranış sonucu arda kalan gösterendir dediğimizde, her cevap yeni bir durumun oluşmasına olanak sağlayacak o zaman. Aslında satranç oyunu örneğinde verdikleri de öyle bir şeydi. Yani siz hamle yaptığınızda, bir duruma yönelik hamle yaptığınızda durum da değişir. Durum tekrardan oluşur. Yeni bir durum meydana gelir artık. Dolayısıyla durum burada dinamik değil demek istemiyoruz. Göreli yavaş bu hamlelere göre gibi. Şimdi o zaman her bir hamle aslında durumu değiştirecek, dönüştürecek, onu forme edecek, yani biçimlendirecektir ki bu da sanatsal üretime bir bakıma olanak sağlıyor. Eğer durumda, yani mevcut yapıda, verili olanda hiçbir değişiklik yapmayan davranışlar gözlemliyorsak bunları aslında varyasyon olarak kabul ediyoruz. Yani o yıl için.
Çünkü beklentimiz biraz şey, onun tarihe mal olması sağlayacak kimi ilgili alanın, disiplinin o durumsal yani toplamına, olanaklar toplamına yönelik yeni olanaklar ya da olanağa yönelik bir eleştiri ortaya koyması. Peki, dolayısıyla değişiklik yapmayan davranışlar birer varyasyondur. Cevap değil, yani önerme değil dediğimiz. Bir önerme ortaya koymanı söyleyebiliriz. Şimdi tüm epistemik süreç durumlar ve tavırlar, yani davranışlar toplum olarak da bu anlamda açıklanabilir. Sanat epistemisi, bilim epistemisi vesaire. Peki, şimdi bu olanaktan Rönesans ve Barok hani farkını çok kabaca yine aynı kaynaklar ifade edeceksek. Mesela birinde işte hani Rönesans akıl ölçüleri, geometrik düzen, Rönesans maddeciliği, antik bilginin yeniden hani doğması değil mi? Yeniden doğan bir antikliğe falan büyükken Barok için hani yine bu kaynakta ifade edenleri söylüyorum. Biraz üstel ifadeler bunlar. Hayal gücü, hayatın akıcılığı, fikircilik ya da yeniden bir bakıma canlanan orta çağ. Ama geçmiş halde değil yani. Tam kendi halde değil. Peki. Yine bunlara istinaden bir şey daha ekleyeceğim. Henry Wölfli'nin işte Sanat Tarihin Temel Kavramları adlı çalışmasında kapalı biçim ve açık biçim, yani tektonik ve atektonik yapıları vardı hocam. İyi midir? Hani az önce sizin bahsettiğiniz gibi ifadeler de biraz hani ona referans edici, işte hani ışık gölge üzerine bakmak ya da hani mekan hani iç vesaire. Neyse. Şimdi diyor ki klasik sanat çok belirgin olarak Röfü'ne göre yatayın ve dikeyin sanatıdır. Yani aslında bu yatay dikey çizgilerin karşıtlık ilişkilerinin belirleyiciliğinin egemenliği altında bir sanat. Bir geometrik yatay dikey ya da düşey artık bu çizgisel ilişkiliğin, onların açısal ilişkiliğinin yasa koyuculuğu sınırlarında belirlenmiş bir düzenleme, parçaların perspektifteki yerleştirilmesi ya da yüzeyde yerleştirilmesi, konumlandırılması ve birbirlerine göre düzen alması ve her bir parçanın kendiliği ve ayrıksızlığında belirli bir düzeyde güçlü olması, kontür çizgileri vesairesiyle. Hatta mümkün olarak birbirinin uzayın üstüne bitişmeme, çakışmama. Hani bu Barok'ta gördüğünüz gibi olur. Barok'ta yığın yığındır yani. Bunu üzerinden çok konuştuk hocam. Sizin birlikte Rembrandt çalışma üzerinden vesaire. Evet. Şimdi Barok bu yapıyı yok saymaz diyor aslında. Ama örter. Yani altta olduğunu bize biraz hissettirir ama onu çıplak şekilde ortaya koymaz. O yasayı ortaya koymaz. Bu tektonik yapıları ölü bulur aslında Barok. Çünkü yaşayan bir gerçeklik arayışı içinde, yani yaşam dolu bir gerçeklik arayışı içinde bu katı biçimi gizlemek zorundadır. Çünkü bu katı biçim aslında yaşamın gerçekliği değil. O yaşamın gerçekliğin bir tür model düzeyinde indirgemesidir aslında. Bir bakalım. Matematiksel düzeyde indirgemesidir, geometrik düzeyde indirgemesidir. Dolayısıyla onu teknik olarak kullanmak başka bir şey ama onu temsilin bir parçası haline getirmek bambaşka bir şey diyebiliriz kabaca. Şimdi böylece ne yapacak bunun için? Kimi karşıt öğelerle ve ışık gölge kullanımıyla bu biçimi gizleyecek. Atektonik ölçülemez yapılara doğru bir gidişat gösterecek. Biraz daha. Bu tektonik yapıda içerik mevcut uzay ile ilişki kurar. Belki resmi hani paylaşabiliriz. Burada. Nereden? Şuradan paylaşabiliriz. İlgili resme gelmek istiyorum. Evet. Bu tektonik yapıda yani resmin konusu, resmin içeriği ya da sanat konusu içeriği mevcut bir uzay ile ilişki kurar. Mevcut da aynı zamanda fiziksel uzay. Yani gerçekten tuvalin işte dik kenarları, onların uzunluğu, yatay kenarların işte uzunluğu, kısalığı ve bunların birbiriyle olan ilişkiliği gibi. Onlar da bir ilişki kurar. Onlar da bayağı bir ilişki içinde. Şimdi baktığımızda bu ressam için zannımca hem bu ilişkiyi görebiliyoruz hem de onu kısmen örttüğünü de görüyoruz. Yani ara bir durum var. Yani o ilişkiyi hem görüyoruz, okuruz hem de örter. Tabii ki bir son akşam yemeği çalışması gibi değildir. Bu örten yapıları da hani konuşmaya çalışabiliriz belki de. Peki burada
belki mekan nedir, yani uzay nedir? Hani çünkü iç mekana geçeceğiz, yani onu konuşacağız. Onu biraz tekrar açalım. Şeylerin eş zamanlı konumlanması diye daha önceden de tanımlamıştık önceki çalışmalarda. Şeylerin eş zamanlı konumlanması. Bana kalırsa, benim nazarımda ise şeylerin eş zamanlı konumlanması. Çünkü şeylerin eş zamanlı konumlanması için de bir başka şeye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla mekanı salt bir mantıksal ilişkilik olarak algılama ya da kavrama şeyin eğilimde olduğum için şeylerin eş zamanlı konumlanmasının tüm olanı olarak görüyorum ben mekanı. Şeylerin eş zamanlı konumlanması tüm bu şeylerin herhangi bir şeyin herhangi bir başka şeyde eş zamanlı konumlanmasının olanağı, bir olanaklılık olarak ve bir olanaklılık sınırı olarak. Konunun başına biraz o yüzden o şekilde ifade ediyordum. Peki. Bu bana kalırsa anlamanın, yani anlamın meydana gelmesinin de mantığıdır. Yani anlamanın mantığı, anlamda bir bakıma mantıksal bir olanak. Yani anlamın oluşmasına neden olan bir mantıksal olanak. Belki de buradan hani biraz sıçrama olacak ama olanakla siz hani Kant dediniz, çok küçük bir, kısa bir Kant şeyi, çok kısa mı? Bu. Hatta Kant da demeyelim ona, Bülent Gözkan'ın, Sayın Bülent Gözkan'ın Kant'taki saf ben tanımını burada hatırlatmak isteyeceğim. Ve oradan yani Kant'ı çözümlerken Sayın Bülent Gözkan'ın ortaya koyduğu saf ben tanımı. Yani Gözkan'a göre Kant'taki saf ben şudur. Şimdi iki tür ben var. Duyumlar alan, deneyim yaşayan, duyguları olan, yani tecrübe eden ve zamanda değişen empirik ben, yani deneysel benden başka olarak, ondan ayrı olarak zamanda değişmeyen, zamanın da dahil olmak üzere kendinde kurulduğu ve tüm nesnelerin, tüm dünyanın onda tesis edildiği olanak olan ben. Tüm tesislerin olanağı olan ben, saf ben. Şimdi bu buna benziyor az önceki hani ifadeli biraz. Bu bir bakıma da mekan içindeki bir iç mekan gibi. Onu belki anlatmada faydalı olur diye şu görsele geleyim. Elbette ki teknik olarak bu kamera obskura ama aynı zamanda tabii ki bu tür teşbihlerdeki hataları görmezden gelmek gerekecek. Burada bir Kant uzayını bir benzeri olarak da tarif edilebilir. Dış dünya dediğimiz şeyi şu an için Kant olanı numen desek, onun içeriye kendilik olarak girmesi mümkün değil. Yani bunun tam da kendilik olarak burada olması mümkün değil. Ama yine de bunun olanağında ve bunun koşulları olanağında, bunun koşulları, bu yapının koşulları olanağında bir görü parçaları geliyor diyelim. Yani anlama yetisinin, görünün saf formları olanağında, zaman mekan formları olan anda ya da zaman uzay formları olan anda içeriye görü parçaları geliyor. Ve içerideki şu kurulumsa, bu işte bir bakıma empirik ben, deneyleyen ben diyelim, kurulumsa o kurulumu tesis edecek ya da anlayacak, kavrayacak olan, tüm bu kurulumun olanağı olan bendeki bir temsil. Yani dolayısıyla burada da bir ben var. Tüm bunları anlayan, çünkü burada da bir temsil oluşuyor. Yani buradaki ışık buraya şuradaki kulenin ters bir yansısı olarak gelmiyor aslında. Işık buraya gerçekten foton parçası olarak geliyor. Neyse olarak geliyor. Ama bunun zihninde bir bütünlük içinde o şekilde kuruluyor. Ve o şekilde temsil ediliyor gibi. Neyse burada çok durmayacağım. Ama kabaca bu hani bir oda içinde olmak ve dış dünyaya açılan bir pencerenin dış dünyaya ne kadar açılıp açılamadığını sorgulamanıza olanak sağlayan çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu olanak Vermeer'de hani doğrudan Vermeer'in öznesinde var mı yok mu ayrı bir konu. Yani onun böyle bir meselesi, problemi var mı ayrı bir konu. Ama biz buradan anakronik olarak bu tür ifadeleri yükleyebiliyoruz. Peki. Şimdi bu Kant konusuna bu kadar gireceğim. Daha fazla girmek istemiyorum. Eğer bir sakıncası yoksa hocam. Tabii. Peki. Burada biraz iç mekan hani sıçrayarak geliyorum ama yani Vermeer'in bu 1670-71 yıllarını gerçeklik tablosunda olan anda ve genellikle iç mekan meselesi konuşacak olursak şimdi evet solda bir cam var. Vitray'dan ışık geliyor. Çok güzel. Hatta burada yine kısmen Kantçı diyebileceğim bir şey.
hizmetçi ya da köle hizmetçi neyse artık dışarıya baktığında gördüğü şey dışarı değil, camın manzarası. Camın manzarasını görüyor. Kaldı ki ressam bize camın manzarasını da gösteriyor. Üzerindeki hani kurşun detaylarda vesaire ama dışarını sadece ışık olarak bize yani oradan gelen ışık olarak ama yine dışarısı çünkü içeri girmiş artık. Artık içeride o. Dışarıdan gelmiş ama dışarını kendisi olarak asla göremiyoruz. Peki. Solda cam, vitray, ışık. Camdan dışarıya bakan hizmetçi. Sol kadrajda burası dikey koyu bir perde. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu perdenin hem açısı, konumu ve içindeki parçalanışları, ışık, gölge parçalanışları bakımından şu kenarda ilişkisi hem var hem yok. Yani bir bakıma tuvalin o dikey kenarıyla ilişkili ya da kadrajın dikey kenarıyla ilişkili ama bir o kadar da onu ihlal eden hareketliliğe sahip. Onu bozan, onun şeyini geometrisini bozan bir ilişkiliğe de sahip gibi. Şimdi ama içerik olarak da bize şu olanağı veriyor. Bizim içeriye girmemize olanak sağladı. O perde bir şekilde çekilmiş, açılmış. Böylece dışta olan içeriği gözetleyebiliyor, nazar edebiliyor ya da işte röntgenliyor diyelim. Böylece burada da benzer hareket ediyoruz. Kapı gibi bir aralıktan ve kaldırılmış bir perdeye. Birçok çalışma var ya da buraya sıyrılmış bir perde. Ve böylece yasak manzara görünür hale geliyor gibi. Yani bir mahremiyet bizim şeyimize, kavrayışımıza ve algımıza sunuluyor gibi. Şimdi bu işte dünyanın bir bilince ya da bir kavrayana açılması gibi bir bakıma. Keza burada da öyle. Şimdi yine ana resimde kalayım. Şimdi burada birden fazla mekan ilişkili olacak. Zamanı bir kontrol edeyim hocam. Ona göre devam edeceğim. Belki biraz atlasam iyi olur. Ben çok uzattım galiba. Yok hocam yok. Gayet iyiydi. Ben hani şey dengeleyeceğim. Şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada odak bu arada merkezde değil. Yani artık hani barok olan odaklanmış. Odak şurası. Şeyin merkezde değil. İşte mektup yazma eğilimi zaten bundan da eser. Ama tek bir odak da yok. Bu bir odak ama bakışın da bir odak yaratmalığına var. Yani bakışta görülmeyen bir çizgi vardır. Anlamdan çıkan bir çizgi. Anlamsız olarak. Yani biz bakının bunu bakan olarak kurduğu o temsiliyeti, o benzeşimi, o taklit türden benzeşimi kurduğumuzda burada görmediğimiz bir çizgiyle yön alırız. Yani ışığın yönü buraya doğru ama gözün yönü de dışarıya doğru. Dolayısıyla İster istemez bizim bakışımızı buraya da yönlendirir. Göremeyeceğimiz bir şeyi bize göstermek ister gibi. Yani kafamızı şöyle çevirip bakmayı deneylemek isteyeceğimiz kadar bizi yönlendirir. Merak ederiz bu tarafı. Ne görüyor acaba diye. Ama bir taraftan da burası var. Işığın buraya yönlendirdiği ve buradaki bakışın ve yazma eğiliminin bizi buraya odakladığı yer. Merkez alınan. Ama burada da ne yazıldığını bilmeyiz. Tabii bu tabloda aynı zamanda yerde de buruşturulmuş, öyle söylüyorum. Yerde buruşturulmuş bir mektup var. Yere atılmış bir mühür ve bir şey var. Mühürlenen bal mumu parçası var. Dolayısıyla bunun da sembolik bir karşı olduğu söyleniyor. Ona geleceğim. Bir de resim içine, siz az önce değindiniz hocam, resim içine resim var. İlk çalışmamızda Las Meninas'ta zaten bu konuyu uzun uzadıya konuşup tartışmıştık. Doğru. Bu tür hani iç mekan, mekan içine mekanlar konusu. Ama bu resimde kısmen buna olanak veriyor. Şimdi kaç mekan kurabiliyoruz burada? Burada şunu kurabiliyoruz. Şimdi tablonun yanılsamalı gerçekliğine katılmış, içeride tablo diye boyanmış bir yanılsamalı gerçeklik daha. Bu tablonun kendi yanılsamalı gerçekliğine dahil olan bir diğer yanılsamalı gerçeklik. Şimdi burada ben anlam düzeyinde baktığımda, yani temsiliyetin bende uyandırdığı anlamsal ilişki düzeyinde baktığımda, yani dilin konu edindiği şey, içeriği bakımdan baktığımda, burası tablodur. Bu ise gerçekliktir artık. Öyle yapıyorum. Evet. Ve bu tablonun adı burası gerçeklikmiş gibi oluyor. Diğer bir deyişle hani şöyle söyleyeyim. Buradaki figürlerin tenleri ten, işte kessek kanları akar, etleri et. Burası ise boya gibi. Sanki bu boya değilmiş gibi. Buradaki ışık gerçekten güneşten süzülen ışıkken şuradaki ışık boya malzemesi yapılmış ışık temsiliyeti gibi.
Eğer ben anlamı kendi realitem içinden bunu bir resim olarak bildiğim bilgisi içinden, yani bilgisini buraya çekerek bakarsam, bu sefer burası resim olmaktan, burası da gerçeklik olmaktan kurtulur. Bu sandalyenin boyanma durumu neyse, sandalye temsiliyetinde boyanma durumu neyse, bu resim temsiliyetinde boyanma durumu o olur. Yani aynı yüzeye gelirler bir anda anlam düzeyinde. Yüzeyleşirler. Şimdi dolayısıyla bunu resim olarak algıladığım yerde buna bir gerçeklik atfetme olanak sağlayan dil içinde bir dil olanağı bu. Önemli işi bir önemli olanağı. Peki. O zaman şöyle de bir konuşma. Yani bu iki resim arasında şöyle bir diyalog olabilir. Sen benim içimde duvarda asılı olan, yani resimsin, yani temsilsin ve o halde ben de gerçek dünyayım. Yani kendi gerçekliğini bunun olanağını doğrulamak gibi. Şimdi tabii burada görülmeyen yazı da bir resim, bir resmetme, bir bakıma. Yani bir temsili uzayda anlam üretme. Şimdi birden fazla mekan. Bir tanesi tuvalin kendisi. Bu bir mekan. Fiziksel mekan. Bu fiziksel mekan olanağında temsili olarak yanılsamalı mekan. Bir oda, iç mekan. Bunun içinde bir iç mekan daha oluşturmuş. Başka bir derinlik, bir perspektif olanağı daha var. Ve bununla başka türden bir perspektif. Bir kişi de farklı. Onu desteklemeyen perspektif yönü değişiyor. Bu da bir başka mekan, yani uzay olanağı. Yazılan, yani burada bir metin yazıldığı bilgisiyle göremediğim ama zihninde kurduğum bir anlam uzayı daha var. Bir anlam ilişkili. Çünkü buradaki ifadeler ne diyorsa o ifadeler de bir uzay oluşturuyor. Nasıl buradaki boyar malzemeler bana bir şeyler söylüyor ve burada bir oda uzayı oluşturuyorsa temsil düzeyinde. Buradaki temsiller de uzayda oluşturuyorsa mekan var yani. Ve bir de ışığın geldiği, göremediğim camın arkasında bir dış dünyanın var olduğunu, iç dış ilişkisini bana gösteren bir diğer uzay ilişkisi. Şimdi o zaman bunu şu şekilde de belki özetleyebilirim. Bir yerde, yani iki kategorik yapacağım. Bir yerde görülen var, bir yerde de görülmeyen var. Bir. Görülen mekanlar ya da uzaylar ve görülmeyen mekanlar uzaylar. Görülen fizik gerçeklik mekan tablo fiziği. Görülmeyen fizik mekansa baktığımız yer. Çünkü benim bakışım için şu an durduğum yeri de bana olanak veriyor. Şu perde temsilinin açıklı olanağında. Yani oradan da buraya bir geliş var. Tablodan da buraya doğru bir geliş var. Perdenin açıldığı yerde, tablonun dışına doğru. Tabii bu kesinlikle ve kesinlikle Last Minas'ı çok daha güçlü. O ayrı konu. Ama yine de bunları bana konuşmama olanak verebilen bir şey var. Temsil ilişkiliği var. Görülen fizik gerçeklik mekan tablonun fiziği dedik. Görünmeyen fizik mekanda baktığımız yer, benim durduğum yer, işte ressamın durduğu yere olanak veren perde temsilinin açıklığı. Görülen temsili gerçeklik mekan, oda temsili. Görülen temsili gerçeklik mekan, oda temsili. Görülmeyen temsili gerçeklik mekansa pencere dışındaki temsili gerçeklik. Burası görece daha gerçek buraya göre. Yani. Pencere dışındaki mekan. Ona verilen referans. Görülen temsil içinde, görülen temsil içinde temsili mekan, tablo temsili, görülen temsil içindeki temsili mekan, bu temsil için temsili mekan, önermeni çeken önerme olan mekan, tablo mekanı, görülmeyen temsil içinde temsili mekan, mektup mekanı, buradaki ifadelerin anlamı. Çünkü bunu kurabiliyorum zihinde. Burada bir şey yazıyor. Sevgiliye bir mektup yazıyor mesela. Ne biliyoruz? Orada bir takım ifadeler var. Şimdi dolayısıyla bu çalışmada bütün bu iç içe anlam katmanları düzeyinde ve fiziksel olan da anlam düzeyinde kuruyorum zaten. Hep dil dolayında gittiğimizi başta söylemiştik. Mekanlar ya da uzaylar ve uzaylar ilişkiliğini konuşmama olanak veriyor. Musa'nın suyu nehre bırakılışı ya da bulunuşu. Yani şöyle bir tezatlık da oluşturuluyor. Tabii bu dönemde artık şey dediğiniz gündelik hayat, gündelik hayatın oda içinde iç mekandaki yaşantısı vermeyen genel konusu ve bu konu içinde ise arkada hiç de öyle olmayan bir şey var. Yani kutsal söylenceden, mitik, işte
tanrısal, anıtsal, efendime söyleyeyim hani üstün, metafizik bir hikayenin ya da bir kavrayışın temsiliyetine karşı gündelik hayat metni. Bu da bir tezatlık oluşturuyor. Resmin konusu buna döndüğü de bana söyletebiliyor. Arkadaki geleneksel bir resim konusundan günümüz resim konusu. İkisini de resim olarak düşündüğümde, resmin içindeki resim olarak düşündüğümde. Yani bunu olanak olarak söyletiyor bana, vermeyen ne kadar bunu düşünerek yaptı. Böyle bir süreklilik görsek kabul ederim ama ondan da emin değil. Fakat bir yoruma göre, okuduğum bir yoruma göre bu tablonun dili de Vermeer'in boyama diliyle benzerlik gösteriyormuş. Eğer öyle ise bu hani tablo temsili de Vermeer zaten kendi geçmişi yaptığı bir tabloyu da buraya temsil olarak koymuş gibi. Kendi geçmişiyle şimdiki resim arasında da bir ilişki kurmuş oluyor. Resim içine resim koyarak. Diğer taraftan buradaki ışık yüzmesi, şuradaki bir ışık yüzmesi var, ışık alanı var. Buradaki ışığın bunu aydınlatması mı? Aynı şurayı aydınlatması gibi. Yoksa bu tablonun içindeki bir ışığın konusu mu gibi oldukça cevabı zor olacak olan soruları da sormamız lazım. Çünkü tablonun burası da kısmen buraya göre daha aydınlık. Burada bir ışık var. Yani resmin içindeki resmin ışığı. Bir de bu resmin kendisindeki ışığın işte buradaki figürün yüzünü aydınlatması gibi tabii ki burada duvarda duran tabloyu da aydınlatılması gerekir. Ama aynı zamanda tablonun ışığı var. Yani bu iki ışık temsili ışıkla temsilin içindeki temsili ışığın çakışması da oldukça güçlü bir şey sorgulama olanağı verdiğini düşünüyorum. Ben burada durabilirim hocam. Notlarım var daha ama. Biz de zaten 90 dakikayı tamamlamış. Öyle mi? Ben uzattım biraz. Aha, yo uzatmadın. Gayet güzel bir zamanlamayla bitmiş oluyor. Yani size felsefi arka planı daha geniş anlatın desek zaten daha da başka bir boyuta gider. Bu defa daha sanatsal meselenin içinde kaldınız. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, gelecek programda Louis David David'in bir iş üzerinde buluşmak üzere. Herkese sevgiler, saygılar, hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.